Burası Uhud Savaşı'nın meydana geldiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 70 kişinin şehit edildiği bölgedir. Bunların başında ise şehitlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza bin Abdülmuttalip gelir. Hamza'nın Allah ondan razı olsun kabri bu kabristanda bulunmaktadır. 70 sahabe arasında kabri bilinen yalnızca odur. Zira doğru dini bir ibadetle bağlantılı olmaması ve tarih boyunca meydana gelen sel sularının kabristanın toprağını sürükleyip götürmesi sebebiyle diğer sahabenin kabirlerinin yerlerini tayin etmek mümkün değildir. Kabristanı ziyaret etmek bütün kabristanlarda olduğu gibi yalnızca erkekler için caizdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini ziyaret etmiş ve her kabristanda yaptığı gibi onlara umumi bir dua ile dua etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları kabirleri ziyaret etmekten yasaklamış ve kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet ederek şöyle buyurmuştur. Le'anallahu zevvaratil kubur vel muttehidine aleyhel mesacide ve suruc. Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara, kabirlerin üzerine mescitler yapanlara ve kandiller takanlara lanet etsin. Bu sebeple insanın Rabbine olan tevhidini muhafaza etmesi, kabirlerdeki ölülere yalvarıp yakarmaması, taşlardan veya topraktan bereket beklememesi ve Allah Teala'dan başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği bir şeyi ölülerden istememesi gerekir. Uhud şehitliğinde ziyaretçiler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud şehitlerini ziyaret ettiğinde yapmış olduğu fiiline aykırı bir takım davranışlar yaygınlaşmıştır. Bu davranışlardan bazıları şunlardır. Uhud şehitliğinin içine saç ve tırnaklar atmak veya büyüyü çözmekte kullanılan büyü taşı ile bitkileri kullanmak ve şehitliğin içine kilitler koymak. Bazı ziyaretçilerin Uhud şehitliğindeki kabirlerin üzerine güzel kokular döktükleri görülmektedir. Diğer bazı ziyaretçiler ise bu güzel kokuların kabirlerin içinden çıktıklarına inanmaktadırlar.